kitabımızın adı Okul Bahçesinde Kompost Gübre Yapma. Birinci grup öğretmenlerim ben Hacer Şenyiğit, Demet Keske, Ethem Özdaş ve Tuğba Dalkılıç olmak üzere 4 öğretmeniz. Projemizle ilgili işte nasıl yapıldığına, nelerin kullanıldığına dair resimlerimiz. Projemiz okul bahçesi, projemizin adı kaç ay süreceği ben 10 ay oldum. Sadece 50 lira para harcayabileceğimizi düşündüm. Kendi okulum ben Konya Akşehir'den katılıyorum. Sınıf öğretmeniyim. Ondan sonra projemizin problemi ve gerekçesi. Verimsiz olan toprağı hazırladığımız kompost gübre ile verimli hale getirerek bahçemize sebze dikmek problemimiz ve çözümümüz. Projemizin amacı olarak da verimsiz toprağı verimli hale getirmek, beslenme saatindeki organik atıkların değerlendirilmesi, 21. projemizin amacı olarak yüzyılda sebzenin tohumda yetiştiğini bilmeyen bireylere tohumu öğretmek, tohumdan fide oluştuğunu göstermek, sosyal sorumluluk farkındalığı oluşturmak projemizin amacı. Beslenme sayfası 21. faaliyetimiz, birinci faaliyet olarak da okul bahçesinde kompost gübre yapıp toprağın verimliliğini arttırmak. Hedefimiz kompost gübre yapmak. Faaliyetimiz verimliliği artan toprakta sebze yetiştirmek. İkinci amacımız evimizdeki ve okuldaki organik materyali yapmak. Faaliyetimiz olarak da gübre yapmak. Hedefimiz kompost. İkinci amacımız evimizde olmadan öğretmek. Yetiştireceğimiz faaliyetimiz verimliliği artan sebze yetiştirmek. Üçüncü öğretmek. İkinci amacımız organik maddeleri dönüştürmek. Her atı kavratmak. Faaliyet olarak da gübre yapmak. Tohum kavramını öğretmek. Tohumluluk bilincini geliştirmek. Faaliyet sebze satışından elde edilen gelirin LÖSEF'e bağışlanması olarak düşündüm. Bilmiyorum artık. Faaliyet numarası olarak da kompost içi atıkların toprakla buluşması. İşte 9. aydan 13. aya kadar beslenme saatindeki ve diğer getirdiğimiz organik atıkların toprakla buluşmasını sağlamak. Tohumların ikinci faaliyetimiz tohumların sınıfta buluşması. Birinci ayda ki işte belli bir süre orasını yazmamışım. Büyüyen fidelerin üçüncüsü ise büyüyen fidelerin kompost toprakla buluşması. Dördüncü ayda buluşturup sonra yetiştiriyoruz. Onuncu aya kadar satışını yapıyoruz. Damlama sisteminin kurulması. Dördüncü ayda dikilen fideye damlama sistemini kuruyoruz. Elde edilen gelirin LÖSEF'e bağışlanması. Yedinci aydan itibaren de satışa başlamışız. Yani projenin çıktıları olarak da kompost gübre üretmek, sebzeler, satılan sebzelerden elde edilen gelirin LÖSEF'e bağışlanması olarak. Proje yönetiminin nasıl gerçekleştirdiğini belirtilecektir. Burada öğretmenin adı soyadı olarak ilçe Hacer Şenyiğit, Konya Şehir, Tuğba. Proje yönetiminin nasıl gerçekleştirdiğini olarak belirtmişiz. Okullarımızın isimleri görev ve öğretmenler olarak bu şekilde belirtmişim. Projenin gideri olarak da damlama sistemine 50 TL şeklinde belirtmişiz. Bütçe olarak da 50 lira ayırmışız. Bütçeyi okul aile birliği tarafından karşılamışız. Ve olarak sebzelerin satış fiyatı olarak da 2 TL'ye satmışız. Satacağımızı belirtmişiz. Dağıtım stratejisi olarak da satılan ürünleri LÖSEF ve sosyal sorumluluk projesi kazanılarak LÖSEF'e bağışlanacak şeklinde yazmışım. Reklam tanıtım olarak da sosyal medyada duyurularak tanıtımı yapılacak şeklinde belirtmişiz. Sitem projesi üretim programı ile ilişkisi olarak da 3. sınıf doğada öğreniyorum. Birinci sınıf yakın çevresi olan bitkileri gözlemler. Yine birinci sınıf yakın çevresinde bulunan bitki ve hayvanları korumaya özen gösterir. Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur. Matematiği yanlış yere yazmışım. Paralarımızı tanır. Burası matematik aslında. Yedi olarak ana sınıfı bir olayın olası neden ve sonucunu söyler şeklinde belirtmişiz. Ama hocam ben şurada teknoloji olarak da ne yazacağımızı tam şey yapamadım. Ve bitki araçlarını kullanarak işte zihin hareketi. Şimdi yakın çevresinde olan bitkileri gözlemler.
logosunu tam şeklinde düşünmüştüm. Teknolojiyi tam oturtamadım, burayı bilemiyorum. Mühendislik olarak da sebze yetiştiriciliğinin aşamalarını öğrenmesi olarak düşündüm. Burada ziraat mühendisliğini velilerimiz olur veya yanlış şey yap. Yedi olarak ana sınıf, ama hocam yani şurada teknoloji olarak da ne yazacağım? Aşamalarını öğrenmesi olur. Burayı nasıl oturtacağız? O dedi daha sonraki olan fidelerin aralıklarını ölçerek uzunlukları ölçüyorum ünitesi. Sorunla farklı çözüm yolları bulur olarak ilişkilendirmişiz. Ondan sonra sistem projesinin paralarımız 4 işlemecisi çözümcisi organik atıkların dönüştüğünü öğrenir. Doğayı temiz tutması gerektiğinin bilincine varır. Matematikte veri analiz edip çözmeyi öğrenir. Sorun çözme becerisi kazanır olarak değerlendirmişiz. Fende de aynı şekilde organik atıkların dönüştüğünü öğrenir. Doğanın temiz tutulması gerektiğini bilir. Mühendislik olarak sulama sisteminin nasıl yapılacağını öğrenir. Bebik araçları kullanır teknolojide. Matematikte ise verileri analiz edip ölçmeyi öğrenir. Sorun çözme becerisi kazanır olarak belirtmişim. Bilmiyorum nasıl oldu. Şimdi bizim sunumumuz bu kadar hocam. Şimdi sizin değerlendirmelerinizi, yorumlarınızı biz ne yapabiliriz? Bunun üzerinde fikirlerinizi söyler misiniz?